Sevgili seyirciler, bendeniz Savaş Kalafat, Business Channel Türk TV ekranlarına hoş geldiniz. Bugün bir konuğum var, Muhammed Vural, şair ve yazar. Kendisini yazar olarak alınmış ama aslında şairliği bence daha ön planda. Gerçi kelimelere laf at, yani kelimelere, cümlelere takla attırmak önemlidir. Niye önemlidir biliyor musunuz? Eğer kelime dağarcığınızdaki sayı fazlaysa düzgün konuşursunuz. Daha iyi ifade edebilirsiniz. Daha iyi anlatabilirsiniz. Ruha daha iyi dokunabilirsiniz. Akıl oyunları yaparsınız. Çünkü her cümle, her kelime, mesela söz için büyü derler. Söz büyüdür derler. Evet. Bazen öyle bir söz söylersiniz ki insan, karşınızdaki insan adeta büyülenir. Peki bunları nasıl düşünür insanlar? Şairler nasıl düşünür? Yazarlar nasıl düşünür? Ben hayatım boyunca yazı yazdım. Kilometrelerce yazı yazdım. Ama hiç şiir yazmadım. Kitap da yazmadım. Oysa ki mesela pek çok insan der ki anılarını yazsana filan der arkadaşlarımla. Eğer ben bir gazeteciyim. Gazeteci bildiğini, duyduğunu, yazma cesareti varsa yazabiliyorsa yazmadıklarını, yazamadıklarını bir daha yazmaması lazım. Onun için işte hani bu tabii kimse alınmasın. Anılarını yazan gazetecilere sözüm yok. Benim yazmadığım hiçbir anım yok. Her şeyi yazdım. Neyse gelelim Muhammed Vural'a. Muhammed Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Şair ve yazar. Bendeniz evet. Kelimelere takla mı attırıyorsun? Cümlelere takla mı attırıyorsun? Ya zaten şöyle, şiir aslında kelimelerle yapılan bir büyüdür, bir sihirdir. Şiiri okuyan o sihrin etkisinden çıkmamalı bence. Çünkü derler ya hani şiiri düz yazıdan ayıran temel faktör zaten budur. Düz yazıyı herkes yazar. Ama şiir yazmak... Herkes mektup yazar diyorsun yani. Herkes mektup yazar. Evet. Çok doğru, çok güzel bir konuya temas ettiniz. Herkes mektup yazar ama herkes şiir yazamaz. Herkes yazar olur ama herkes şair olamaz. Ve şairliğin böyle bir mertebeye gelmesi tabii ki de kelimelerle yapılan sihirdir. Bak senin kitabın Gülbeyaz, evet. Sevgili seyirciler Gülbeyaz, Muhammed Vural'ın ya. Diyor ki bak Muhammed Vural, ben de buna takıldım şimdi doğrusunu söyleyeyim. Tabii. Ben senin sadece serçe parmağını anlatabilmek için kaç gece Nazım'la konuştum. Kaç şiir yazdım Ahmet Arif'le. Ve kaçını yırtıp attık kalbimiz misali. Kaç kez Cemal Süreyya ile görüştüm. Süreyya değil o. Mesela hep diyorlar Cemal Süreyya diyorlar. Süreyya'nın iki y'si var normalde ama bir y düşmüş belli bir hikayeden evet. Dolayı. Cemal Süreyya diyor ki kadınlar sessiz gider diyor. Aynen öyle, kadınlar sessiz gider. Kaç gün Atilla İlhan'ın kapısında uyudum. Bir kelime için kaç kere kısa küreğin peşinden koştum. Yahya Kemal'le 25 yıl serçe parmağınla yürüyüp Melih Cevdet'le ilham uğruna kaç asır susuştuk. Ama ben, hassizce kendime şairim diyen ben senin serçe parmağını bile anlatamazken bir de seni sevmeye kalkıştım. Ben seni sevecek kadar şair değilim. Kime yazdın bunu? Her şiirin bir sahibi vardır mutlaka. Elbette. Ben de o sahibini soruyorum işte. Sır mı? Her şairin bir sırrı özel var. Mi? Şöyle diyeyim. Hani bugüne kadar yazılan bütün şiirler mutlaka birine yazılmıştır. Bu bir kadın da olabilir. Bir nesne bardak da olabilir. Vatan olabilir. Sıla özlem olabilir. Öyle. Her şey olabilir. Her şey olabilir. Çünkü şiir öyle alelade yazılmaz. Peki Muhammed, kime yazıyorsun genelde? Nasıl? Kime veya neye yazıyorsun? Kime ve neye yazıyorum? Şimdi bazı insanlar, daha doğrusu bazı şairler halk şairidir. Bazıları halk şairidir. Ben ikisi de değilim. Ben aşkın şairiyim. Aşk için yazarım, aşk üzere yazarım. Çünkü benim felsefemde bu var. Ben toplumcu bir şair değilim. Fabrika işçileri için şiir yazmam. Yazamam çünkü yaşamadım. Ya da ütopik bir şiir yazamam. Yaşadığımı yazarım. Bir sevgili uğruna Nazım Hikmet'le konuştuğum anları yazarım. Yahya Kemal 25 yıl beklemiş bir kelime için.
ben o anları, o geçen 25 yılı yazarım. İşte şairliğimin felsefesi de budur. Onun için güle yazdım, gül beyaz oldu. Yaratılanı severim, yaradandan ötürü. Şimdi bu şiir gibi bir cümle. Tabii. Ama çok şey anlatıyor. Doğru. Zaten şiir öyle değil mi? Az kelimeyle çok şey anlatmak. Düz yazıdan farkı bu zaten. Hani 100 sayfalık bir roman yazsanız bir şiir iki kelimeyle o romanı anlatabilir. Ben şu an size iki şiirle tutunamayanların hepsini özetleyebilirim mesela. Hani şiirin düz yazıdan farkı bu olur bence. Peki. O yüzden. Şimdi burada duruyoruz. Bana kendini bir anlat bakalım. Kimsin, nesin, hayata niye geldin? Var olmanın dayanılmaz hafifliğini hissediyor musun? Hedefin nedir? Burada bu evrende bulunmanın sebebi nedir? Bunu sorguluyor musun? Bunları anlat bize. Efendim ben Muhammed Vural. Aslen Ağrılıyım. Ağrı'nın Tutak ilçesine bağlı Ücra bir köyünden buralara kadar gelmekteyim. Şimdi İstanbul Eyüp Sultan'da oturuyorum. Yaklaşık 7-8 ay önce şu an yanınızda olan Gülbeyaz adlı kitabım çıktı. Aslında bir sürü şiir yazdım. Yıllardır yazıyorum. Aslında 12'mden beri yazıyorum. Nazım Hikmet 14'ünde başlamış şairliğe, ben 12'mde başladım. Hani umarım bir gün onun gibi olabilirim. 12'mde başladım şiire. Amatörce bir şairlik yaptım. Sonra kendi kendime dedim ki benim eksiğim ne? Bir sürü eksiğim vardı tabii. Bazı şairleri okumuyordum, bazılarını çok okuyordum. Ama dedim eksiğim ne, artım ne, fazlam ne benim bu şairlik yolunda, bu şiir ütopyasında ben neredeyim acaba? Ve bir hayal kurdum, dedim ki ben bir gün yazar olacağım. Ve bir gün sizin gibi bir beyefendi bana bu soruları soracak. Peki, bu sevda nasıl oluştu? Sevda. Evet. Hani yani şimdi yazmak, şiir yazmak. Şimdi yazarlıkla şairlik arasında bence çok fark var. Çok fark var. Şairlik daha zor. Şairlik gerçekten, yani işin erbabısınız size. Çünkü yazarlık, hani bir olay yaşarsınız, tamam mı, onu kaleme alırsınız. Bu bir mektup da olabilir, bir deneme de olabilir, makale de olabilir, fıkra da olabilir, hikaye, roman, günlük, sayısız. Ama şairlik bambaşka bir şey. Ama herkesin içinde biraz şairlik var galiba, değil mi? Tabii, her Türk şair doğar diye bir söz var tabii ki. Herkesin içinde şairlik vardır. Ama herkes o şairliği dışarı çıkaramaz. Şöyle bir konu vardır, bir kuram vardır felsefede. Sokratik yöntem diye belki duymuşsunuzdur. Sokratik yönteme göre bilgi insanın içindedir. Mesele o bilgiyi dışarı çıkarabilmek. Peki bu bilgi nasıl dışarı çıkar? Doğru sorular sorarak. İşte şairlik de böyle bir şeydir. Şairlik her insanın içinde vardır. Mesele o şairliği dışarı çıkabilecek duygu yaratımıdır. İşte duygu kalbe girmeyince o şairlik ömür boyu orada mahkum kalır. Şimdi Muhammed biraz naif bir kimliğim var. Tabii. Ama günümüz şartları, yaşam hiç naif değil. Aynen. Çok katı, çok acımasız, çok materyalist. Aynen öyle. Duygudan uzak. Yani ve sürekli tüketiyor toplum bunları. Sen nasıl dayanıyorsun? Nasıl direniyorsun? Ya şöyle bir şey var. Zaten şiir bu hayata karşı direnme çabası değil midir? Hani ben niye şiir yazıyorum diye soruyorum bazen kendime. Çünkü ben şiir yazmazsam bu düzen böyle gidecek zaten. Bu düzenin böyle gitmemesi için benim bir şeyler yapmam lazım. Çünkü günümüz Türkiye'sinde tamamen maddi unsurlar ön planda. Maneviyat tamamen tüketilmiş. Peki bu maneviyat nedir? Tabii ki de duygudur. Ben o duyguları yaşatmalıyım ki benim bir farkım olsun. Benim bir şairliğim olsun. Ben kendime şairim diye bilmeliyim bu hayatta. Ya onun için de şey yazıyorum. Bedenin nasıl beslediğini bilmiyorum. Ama ruhunu beslediğini görüyorum. Çünkü asıl önemli olan insanı insan yapan belki de ruhun beslenmiş tekamülü. Bak, tekamülü diyorum. Çünkü aynen, insan tekamül ediyor biliyorsun. Öyle bir varlık. Aynen öyle çünkü. Hani... Ama bedenen tekamül
ne olursunuz? En fazla obez olursunuz. O tekamül sayılmaz. Aynen öyle. Ama ruhen tekamül ettiğiniz zaman başka bir boyuta kapı açarsınız. Belki de evrenden koparsınız. Belki dünyadan koparsınız. Ama o tabii çok üst noktalarda bir yer. Ben uç noktasından bahsediyorum. Sen mesela hedefin nedir? Nereye evrileceksin? Nereye evrileceğim? Şimdi çok değil aslında. Bir öncesine kadar ben neredeydim diye düşünürken evimdeydim ve hiç kimse tarafından bilinmeyen, şair olmayan, arada bir şiir yazan amatör bir şairdim. Şu an bir şiir kitabı olan ve belirci kitlelerce tanınan ve doğru yolda emin adımlarla giden biri. Hep hayal ediyorum 10 yıl sonra nerede olacağım. Benim en büyük hayalim kesinlikle üstad olarak andığım şairlerle adımın aynı yerde anılması. Kim örnek mesela? Veriyorum. Örnek veriyorum. Örnek aldın kim? Şu an mesela okullarda en çok kimin adı biliniyor? Ahmet Arif. Evet. Değil mi? Ahmet Arif'in şurada yazdıklarının hepsi mi? Aynen öyle. Ben zaten o şiirdeki temel amacım neydi biliyor musunuz? Orada farklı fikirlerdeki şairler var. Nazım Hikmet, Necip Fazıl. Fikirleri apayrı. Tabii. Ama arkadaşlar, ama fikirleri ayrı. Dedim ki ben bu şairleri bir araya getirmeliyim. Çünkü bir olursak, sıkı olursak daha da güzel şiirler yazarız. Ve şairliğimiz bizim beraberliğimizden büyür. Çünkü tek başına şair olmak gerçekten bu devirde çok zor. Hani her ahval ve şeriatta gülünç bir şeydir bu devirde şair olmak. Onun için hepsini bir araya getirdim. Necip Fazıl'dan tutun da Yahya Kemal'e kadar. Yani onları getirdim ve başarılı oldum açıkçası. Şimdi hayal kurar mısın? Hayal kurmadan yaşanır mı? Doğru cevap. Evet. Hayal kurmadan yaşanır. Tabii. Evet. Yaşıyorsun ama hayal kurduğunda itiraf ediyorsun. Ki her insan gibi. Tabii. Peki kurduğun bu hayaller sana ilham mı oluyor? Yoksa gerçekten yaşadıklarını mı yazıyorsun? Tabii tabii. Ya şimdi şöyle bir konu vardı. Derler ki Allah gerçekleştiremeyeceği şeyi hayal ettirmezmiş. Bende de böyle bir şey var. Ben yazdıklarımı hayal ettim. Hayal ettiklerimi yazdım. Ama yazdıklarımın çoğunu da yaşadım. Hani Tevfik Fikret diyor ya, el manai fi batni şair. Yani şiirin anlamı şairin karnındadır diyor. Kimse onu oradan alamaz diyor. Şair bir şey yazmışsa o yazdığı şey ancak o bilebilir. Bir başkası bilemez. Ama gelin görün ki yıllar sonra Cemal Süreya da diyor ki şairin hayatı şiire dahildir. İkisi tam zıt fikirler. Ama aslında ikisi de haklı. Örnek veriyorum, benim bazı şiirlerimde yaşamadığım şeyleri yazdım. Ama öyle bir yazdım ki ben bile yaşadığıma inandım. O anları. Kendine inandırdın yani. Aynen öyle. Çünkü şairlik böyle bir şey. Ben size örnek veriyorum. Hiç İstanbul'a gelmesem, hiç İstanbul'a gitmesem bile İstanbul'un bir portresini yazabilirim. Ama siz onu okuduğunuzda dersiniz ki bu adam İstanbul'un bütün sokaklarını gezmiş. Ve şairlik böyle bir şey. Farklı olmak gerek. Şairlik paltosunu giymek için hani insan da bir şairlik olmalı. Öyle rastgele giyilmez o palto. Ağır gelir her bedene. Peki, ben senden bir şey rica ediyorum. Tabii buyur. Bana en beğendiğin ya da en sevdiğin şairin bir şiirini oku. Kısa olsun. En sevdiğim şairin bir şiiri. Şimdi o kadar zor ki hani birini seçmek. Ama birini seçersin. Çünkü milyonlarca şiir okudum desem yalan olmaz belki de. Ama içimizden birinin bir şiirini okumak isterim. Ahmet Arif'in hapishane yıllarında yazdığı bir şiir var. Leyla'sına yazdığı bir şiir var. Şöyle başlıyor şiir. Terk etmedi sevdan beni. Aç kaldım, susuz kaldım. Hain, karanlıkta gece. Can garip, can suskun, can paramparça. Ve ellerim kelepçede. Tütünsüz, uykusuz kaldım. Terk etmedi sevdan beni. En sevdiğim şiir şu an bu. Ve o kadar güzel yazmış ki insan okuyunca bile sanki ilk kez duyuyormuş gibi ama sanki yıllardır yaşıyormuş gibi bir şey. Benim de şu an bu. Ama diğerlerine haksızlık olmasın. O kadar beğendiğim, sevdiğim şiir var ki. Yani şiir hani bir okyanustur. Hani ben oradaki bir zerre bile olamam. Ama işte o okyanusun hepsini de içsem yine de. Şimdi Muhammed, senin sözlerin de
bir alçakgönüllülük var. Gerçi şiirin belki genel yapısında böyle bir şey var. Yunus'tan tutun da Hazreti Mevlana'ya kadar. Aynen öyle. Bir şey var. Türk halk müziğindeki türkülerde de var bu. Aynen, Pir Sultanlardan, Karacaoğlanlardan. Evet. Vallahi derin konular bunlar. Daldıkça daha çok dalarsın. Gerçekten öyle. Sonra da yukarı dönüp bakarsın ki bayağı aşağı inmişsin. O aşağı dediğin şey bazılarına göre diptir ama bazılarına göre de şeydir, zirvedir. Aynen öyle. Aslında aşağı gitmek önemli değil. Aşağı gittiğinizde nereye baktığınız önemli. Evet. Aşağı düştüğümde ben gökyüzüne bakıyorsam eğer, yıldızı görüyorsam, sabah olunca güneşi görüyorsam aşağıda olsam ne yazar? Fark etmez diyorsun. Aynen öyle. Baktığımız yere göre değişiyor. Sizin perspektifiniz, sizin hayata bakış açınız, hayata yönelen pencereniz, hep sizde bitiyor her şey. Bu fincanı değiştiremezsiniz ama bu fincana bakış açısını değiştirebilirsiniz. Şairlik de tam budur. Herkes fincan olarak görür o fincanı ama ben bakınca belki de bir yaşanmışlık görürüm, bir anı görürüm, bir hatıra görürüm. Evli değilsin değil mi? Yok, bekar. Bekarsın. Aşık mısın? Yok, değilim şu an. Her aslına bakarsan aşıksın. Tabii şairlik bir nevi aşıklıktır. Her şeye aşıksın. İnsana da aşıksın, doğaya da aşıksın, güzel bir söze de aşıksın. Aynen, çünkü insanı sevmekle başlar her şey. Tabii. Hani bir insan, az önce siz de deyiminiz ya, yararlılığını severim yaradandan ötürü. Bir insanı sevmekle başlar her şey ve dünyayı tabii ki de sevgi kurtarır. Evet, dünyayı sevgi kurtarır. Aynen öyle, dünyayı sevgi kurtarır. Başka bir duygu tahayyül edemiyorum ben şu an sevgi dışında. Bir de şey derler, karma derler. Evrene ya da topluma ya da bulunduğun ortama ne bırakırsan o çıkar, bir şekilde onu yaşarsın, karşılığını bulursun. Aynen. Zaten ilahi adalet o değil midir? İlahi adalet olur, tabii ki de olur. Hani bazen normal adalet işlemez belki ama ilahi adalet şaşmaz, el ya da geç. Şaşmaz. Aynen öyle. Ve yani ilahi adalet dediğimiz şey iyi ki de var bu toplumda, bu dünyada. Bazen düşünüyorum, o adalet olmasaydı acaba ne olurdu? Belki de yaşamın fıtratı o. Belki de. Peki, çok teşekkür ederim yayına katıldığın için. Ben çok güzel bir sohbet ettik. Çok güzel oldu. Kendini anlattın, belki de tam anlatamadın. Belki de daha çok anlatacağın şeyler vardı. Ama önemli olan tıpkı şiir gibi kısacık zamana çok şey sığdırmak. Zaten zaman bizim ömrümüz... Yani en fazla kaç olur? Yaş 35 diyor ya, yaşın tamamı 70 olur. Biz 70 yılı nereye sığdırabiliriz ki? Bu şiiri, bu lafı söylerken biliyorsun yaş ortalaması 70 değildi Türkiye'de. Değil, biliyorum. 55'ti. Ki zaten 50'ydi. Ki zaten o şiiri yazan şair de 46'sında ölüyor. Ya. Peki, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.